Canan! 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 Ne oldu sana? Canan! Erdal! Bırakalım kendi kanında boğulsun mu diyoruz. Eren burada mıydı? Sesini duydum. Silah nereden buldun Canan? Bilmiyorum. Sen vurmadıysan kim vurdu? Eren yok. Hadi gidelim. Polis çağırmamız lazım. Polis mi? İstersen hakimi dışarıda şurada asıversinler hepimizi. Bu durumu açıklamamız gerekiyor. Git derdini Marco Paşa'ya anlat avukat. Hadi gidiyoruz. Kalkın hadi. Üç yıldır yoldayım. Ta Rize'den çıktım. Ne gittiğim yer belli, ne vardığım yer. Allah'tan yaptığım iş belli. Onu da niye yaptığım belli değil. Abi ekmek parası. Lan Tuncay abi bana çapsız diyor. Allah'tan yanında konuşmuyorsunuz. Hepinizi harcar. Deyibi aç da kafamız dağılsın. Zaten zıplayıp duruyor. Yaşıyor. Ambulans çağırın. 4713'ten merkeze. Olay mahalline hemen bir ambulans. İçeri giren, dışarı çıkan herhangi birini gördün mü? Silah sesini duydum. Hemen 155'i aradım. Hep benim nöbetime denk gelir zaten. Çıkarın şunu. Hadi. Bana ne yapacaksınız? Bilmiyorum. Öğreneceğiz. Karnını doyurun. Bir yere çıkmasına, gitmesine, biriyle görüşmesine asla izin vermeyin. Şimdi sakin sakin anlat bakalım. İçeriye girdin. İçeride kimse yoktu. Seslendim. Karşılık alamadım. Bir daha seslendim. Aşağıdan Eren'in sesi geldi buradayım diye. Tam o tarafa gidiyordum. Erdal içeriye daldı. Küfrederek üstüme saldırdı. Canan ne aldı etmeye tek başına iş çeviriyorsun? Dur bir dakika Elif. Olan oldu. Canan. Erdal'dan başka kimseyi görmedin mi? Hayal meyal hatırlıyorum. Kolu ve kafası sarılı bir adam vardı. Erdal'la münakaşa ettiler. Sonra silah sesini duydum. Abidin! Hadi kalk gidiyoruz. Sesini çıkartma gebertirim. Buradayım. Dur dedim beni. Bir daha sesini çıkaramazsın. Şimdi bekle. Eren orada mısın? Canım. Ne oldu lan yukarıda? Yürü. Seni geberteceğim piç. Ne işin var senin burada? Tuncay abinin haberi var mı? Tuncay abini de seni de öldüreceğim. Beni sattınız. Doğru konuş. Canan abla uyan. Canan abla. Canan abla kalk. Fıraşma seni de gebertirim. Canan abla. Yürü. Yürü gidiyoruz. Canan abla. Yürü. Arka kapıdan kimseyi görmeden çıkacağız. Yürü. Sonra çocuğu arabaya attığım gibi mekandan çıkardım.
Silahı iyice temizledin mi lan? Temizledim abi. Ulan Abidin, kurşun nereye denk geldiyse kafanda, kafan çalışmaya başladı. Bilseydim 10 yıl önce ben sıkardım oğlum. Abi bir baktım kız yerde yatıyor. Verdim silah eline. Oldu sana 10 numara aşk cinayeti. Tamam ulan tamam. İyi ki vücuduna göre bir çap sergiledin. Estağfurullah abi. O senin çapın. O deli öldü mü lan? İyice baktın mı? Abi ağaca çıktım bakamadım ama ölmüştür. Heh, senin yaptığın iş bu kadar. Eğer o deli bırak bu dünyayı ahirette karşıma çıksın, senin yakana sarılırım Abidin. Bir mikroptan kurtulduk, bir tane daha kaldı Abidin. Adnan, savcıyı ötmüş, cezaevine atmışlar. Adnan kimdi abi? Hay senin çapına Abidin. Ya kim olacak? O mikrobun ağzından ishal olmuş muhasebecisi. İşin arkasından biz çıkmadan o pisliği de temizle. Peki abi. Giderken hastaneye uğra da pansuman yapsınlar sana. Her tarafın mikroptur şimdi senin. Doktor bey, durumu nedir? Çok kan kaybetmiş. Bilinç kapalı. Yaşar mı? Biz elimizden geleni yapacağız. Hasta kurtulup da bilinci yerine gelirse ifadesini sağ alırsınız. Nesrin! Ne yapmamı bekliyorsun? Açıp telefonu, hani sizin şu kurtarmadığım kızınız var ya, eğer yanınızdaysa öldürmezseniz sevinirim mi diyeyim? Bir şey yapmanı bekliyorum ama ne yapman gerektiğini bilmiyorum. Allah'ım aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Nesrin. Daha önce birisi ailemden birini alıkoymadı ki. Ne bileyim ne yapayım? El koyan da babası da. Onun babası da sensin. Abisi de sensin. Her şey de sensin. Of! Of! Bir de senden izinsiz nefes almayacağım dedi. Aha gitti! Hadi şimdi sıkıysa alsın! Nesrin. Gülüm üzülme. Bacın çok tut ağacından atlamış. Dar ağacın ipiyle çok çok ip atlar. Ya yanlış anladım, bir şey kastetmedim de. Bazen babama çok benziyorsun. Babana da, kızlarına da, erbahına da, senin de... Nasıl oldu dişim? İyi. Annemin bugün canı çok yandı. Çok ağladı. Doktor amca göz yaşlarını sildi. Öyle mi? Ben yemeğimi bitirdim. Kalkabilir miyim? Otur. Doydum. Tabağını biçer. Yemeyeceğim. Annem niye kendini astı? K-
Kendinden başkasını düşünmediği için. Seni sevmiyor muydu? Benim sizi sevdiğim kadar. Hiçbiriniz annenize üzüldüğünüz kadar bana üzülmediniz. Asıl sen hiç üzülmedin. Ne anneme, ne kendine, ne de bize üzüldün. Seni niye öldürmüyorum biliyor musun? Niye? Sonuna kadar annene benzeyip benzemediğini çok merak ediyorum. Peki ben seni niye öldürmeye çalıştım biliyor musun? Niye? Annemin yapamadığını yapmak için. Ben doydum. Tabağını bitir. Yemeyeceğim dedim. Orhan! Buyur abi. Meral'e benim odama hazırla. Peki abi. Gel. Amerikalılarla Ufuk Bey bir aradayken operasyon yapılmış. Kim yapmış operasyonu? Bilgi alamadım. Bildiğimiz bir yer değil. Bildiğim bir yer değil. Yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Bil. Aslanbey, ne hakla beni burada tutuyorsunuz? Kamu güvenliği adına. Bilmediğiniz neyi benden öğreneceğinizi zannediyorsunuz? Neyi ne kadar bildiğinizi değil, bildiklerinizi ne kadar sattığınızı öğreneceğiz. Ben bir şey satmadım. Sorgunuz yarın başlayacak. Bu gece dinlenin. Kendinizi, ailenizi ve ülkenizi düşünün. Yarın görüşürüz. Bu yaptığın yasal değil. Biliyorum. KGT sizin bildiğiniz yasalara tabi değil. İlk kez çıkış yok. Hemşire hanım. Hemşire hanım bir dakika. Dayım bu çiçeği size vermemi istedi. Çok teşekkür ederim. Ben de bizden hiç hoşlanmadı diye düşünmüştüm. Bakmayın dayıma siz. Aksi gözükür ama çok duygusaldır. Şaka yapıyorsunuz. Ne şakası hemşire hanım? Ah, gönlüne göre birini bulamadı ki. Bulsa çok mesut eder. Sizin gibi bir çiçekle karşısına çıkma tabii. Çıktık ama bir fırça yemediğimiz kaldı. Canım iki güzel kelam edersiniz. Bir öpücük kondurursunuz yanağına. Çiçeklere teşekkür kabilinden. Olur biter. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım dayı. Gitme vakti geldi. Tamam ben hazırım. Yahu yeğenim bu tekerlekli sandalye nereden çıktı? Yürüyüp giderdik. Hastane kuralları dayı. Olur mu öyle kural? İnsanın moralini bozuyorlar. Hem bizim ayağımıza mı sıktılar? Bir gören olsa ne der? Ne diyecek dayı? Geçmiş olsun der. Bakıyorum da hiç gitmek istemiyorsun. Buldun güzel ortamı tabii. Açtın gene bayramlık ağzını. Hadi. Sür. Sür de usulünce gidelim. Size de her şey için teşekkür ederim hemşire hanım. Kahrımızı çektiniz o kadar. Estağfurullah canım. Görevimiz... Zaten çiçeklerle de teşekkür ettiniz. Çiçek mi? Ne çiçeği? Ay ne tatlısınız. Dur gülüm dur. Ne yapıyorsun? Vay gülüm ha. Güllü dayı.
Yeğenim hiç bir şeycikler demem. Dört karıl olasın, her gün tuz kavurasın değil mi? Buyurun Nazife Hanım. Ağa çıkarmayın lütfen, geçin. Peki. Size de zahmet verdik. Ne zahmet Ayşe Hanım? Evimizin ıssızlığında size alışmıştık. Şu belaların birini atlattık. Bir de diğeri def olsa, Eren'ime kavuşsam. Az kaldı anne, az. Elif, ben artık evime gideyim. Hem daha fazla yük olmak istemiyorum. Her şey yoluna girmeden hiçbir yere gidemezsin canım. Nasılsa artık bir şey yapamaz. Biliyorum ama senin bir de evde oturup kendini üzmene izin veremem. Üzülmekle kimsenin eline bir şey geçmiyor kızlarım. Kaderde ne yazılıyorsa o yaşanıyor. Kaderimiz hep keder oldu Nazife Hanım. Her şey yaşanması gerektiği için yaşanıyor. Umarım bundan sonra daha güzelini yaşarız. Daha mutlu yaşarız. Hep beraber yaşarız. Sağ ol. Bir şey söylüyor musun? Babamla konuşmaya gideceğim. Fidye ne götüreceksin Nesrin? Meral'i almak için gerekirse kendi hayatım. Meral için kılıbı kıpırdatmıyorum, senin için kıpırdatacağım değil mi? Ben senden bir şey istemiyorum. Ne halin varsa gör. Nereye gidersen git. Ama eve dönmeyi unutma. İki çocuğun var. Niye öldüğünü herkes anlasın. Kesin ağzına ver. Hanımefendi, babanız odanıza çıkmanızı emretti. Ne yapacaksınız adama? Siz odanıza çıkın, lütfen. Buyurun. O adama ne yapacağınızı söylemeden şuradan şuraya gitmem. Hiçbir şey yapmayacağız. Sadece artık bahçıvanlık yapamayacak. Buyurun. Hayır. Lütfen, buyurun. Buyurun, odanıza. Lütfen.
Buyur abi. Mesleğine ihanet eden adama ekmek yedirmem. Baş parmağını kesin. Ne bir daha mesleğini yapabilsin, ne de bir daha ekmek yiyebilsin. Peki abi. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Tamam. Buyur abi. Adamlarına sahip çık. Meral bu evde olduğu sürece herkes gözüne sahip çıksın. Gözlerini dağlarım. 43 bin telefon yakalandı abidin. Lan bir cep telefonu da geçiremedikten sonra bu alemde Tuncay'a ne derler lan? Kimse bir şey diyemez abi. Nah diyemez. Kim satıyor lan bizi abidin? Abi mallar düzgün bir şekilde gümrüğe giriyor. Hiçbir problem yokken geçtikten sonra yakalanıyor. Emniyetten araştırdın mı abidin? İhbar edene dair bir bilgi var mı? Adi ihbar abi. İsimsiz adressiz ihbar. İsimsiz işe girersen isimsiz ihbarlar olur. Halt ettik abidin. Halt ettik. Peki abidin. Son bir ayda bizim hangi malımız sorunsuz geçti? Silahlar abi. Bir sonraki silah sevkiyatını takip et. Mallar geçerse anlarız ki bizi ihbar eden Lazya. Peki abi. Ben cezaevine gidiyorum. Şu Erdal'ın muhasebecisine. Bir emrin var mı? Nerede mikrop var sen oraya git abidin. Ne emrim olacak? Git de şu mikroptan bir an evvel arınalım. Abidin. Kendi kimliğinle ziyaretçi girişi yaptırma. Aklımda abi. Senin aklınla ancak lades oynanır. Çapını unutma abidin. Sen dışarı çık. Peki abi. Kullanmıyorum abi. Yak lan. Ne halt ettin de buraya düştün? Bilsem abi. Nasıl bilmiyorsun? Abidin abiyle işin ne o zaman? Ben tanımıyorum ki onu. Kimi tanıyorsun? Erdal Kömürcü. Beni önce ortak yaptı. Sonra bir yerden içeri kapattı. Sonra beni buraya getiren adam oradan kurtardı. Erdal'ı vurdu. Abidin abi yapar. Babasını bile keser. Kimseyi tanımaz. Ne işine ortak oldun sen? Tıbbi cihazlar ithal ediyorduk. Ha, şu mesele. Seni Allah kurtarsın. Niye abi? Ben kime ne yaptım? Onu biz bilemeyiz. Hoş geldin abi. Öttün mü lan? Yok abi. Vallahi kimseye bir şey söylemedim. İyi. Ötseydin seni öldürürdüm. Konuşur muyum abi? Çoluğum çocuğum var. Ağzını sıkı tut. Bir ömür sana da ailene de bakalım. Neye ihtiyacın olursa bana haber ver, halledeyim. Tamam mı koçum? Tamam abi. Ben gardiyana para bıraktım. Onu al, ne ihtiyacın varsa gör. İçerideki çocuklara da ben haber salarım. Sana göz kulak olurlar. Hadi şimdi git. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Abi, burada çok kalmam değil mi? Kalmazsın, kalmazsın. Hürmetler abi. Bana gardiyanı yolla. Peki abi. Seni çağırıyor. Buyur abi. Sivri Eşref'i çağır gelsin. Onunla da görüşeceğim. Çağıralım abi. Dayı niye böyle yapıyorsun ya? Vallahi bu kırdığın kadın kalpleriyle gidecek yerin yok. Ben yerimden memnunum. Yok, sen benden memnun değilsen aha kapı orada. Sen gidecek yer bulursun kendine. Ne? Beni kovuyorsun demek. Öyle olsun. Nereye gidiyorsun? Dayı bu kadınlarla kala kala huyun değişti ya. Sen de mi hesap sormaya başladın? Sataşmasan olmaz değil mi? Hadi hadi dayıma iyi bak çorbacı. Derya. Ben çıktıktan sonra maden suyu falan isterse sakın verme. O da nereden çıktı? Yasak yasak. Ona bakarsan şişmek de yasak.
Şişir şişir git. Ondan sonra maden suyu da yasak. Hakikaten nereye gidiyorsun Polat? Çorba içmeye. Derya, kafayı mı yedin sen? Bana niye hesap soruyorsun? Üf, zehir zıkkım iç. Asıl dayım içecek. Hadi bana eyvallah. Seyfo abi, sen mi içersin ben mi içireyim? Ver kızım ver. Felç olmadık. Elden ayaktan düşmedi gevelallah. Şiştik. Sen nasıl anlaşıyorsun bu yeğeninle? İşi gücü film fırıldak. Seyfo abi, sevgilisi falan yok mu bunun seninle uğraşıp duruyor? Ne yapacak sevgiliyi? Ölmeden mezara mı girecek? Abi cezaevindeymiş. Çocuklar takibe devam edecekler. Kim var başlarında Memati? Serhat var abi. Sen geç başlarına. Abidin pimpirikli heriftir, uyanmasın. Tamam abi. Memati! Yeter artık, sıkıldın bu işten ha. Bulun şu çocuğun yerini. Bir sürü işinizin arasında. Sana söylemedim avukat hanım. Sen de üstüne alınma hemen. Oo. Ne haber kardeş? Taburcu ettin mi dayı? Ettim ettim. Güzel de bir hemşire yaptım. Oh. Derya sağ olsun çorba yapmaya gelmiş. Ha. Birkaç gün çorbasını yapsın. Ben sonra tek tek hemşireleri eve yollarım. Aferin Derya'ya. Bir karımın bacısına bak, bir de benim bacıma bak. Yok mu bir haber? Kesin babasının yanında. Ama öldü mü, gömüldü mü belli değil. Ne babası? Aile meselesi. Ha, pardon. Al, yine alındı. Alış. Çakır'ın böyle gizli gizemli işleri vardır. Ama en eğlencelisi Çakır'la çapkınlığa çıkmak. Ya sen de bizim hayatımızı hepten yerlere serdin Can Polat. Derler. Söz avukat hanım. Kardeşini kurtaralım, onu da çapkınlığa götüreceğim. Söz. İnşallah. Aman aman. Çocuğun başını bir beladan kurtarıp daha büyük bir belaya atmayalım. Zaten oldu bitti, çekirdek yiyip kızların peşinden koşmayı sever. Nereden biliyorsun? Hepimiz o yaşlarda aynıydık. Hmm. Meral'i almaya geldim baba. Meral'i sen getirmedin. Sen götüremezsin. Planın ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Asiye de kaybettiğimi. Meral de bulmaya çalışıyorum. Annem kanserden ölmüş gibi konuşma baba. Onu sen öldürdün. Annen mi söyledi? Meral'e zarar vermene izin vermeyeceğim. Ben de götürmene. Ablacığım. Canım. İyi misin? İyiyim. Çocuklar nasıl? Onlar da iyiler. Çok özledim. Bir daha geldiğinde torunları bu da getir. Bugün canım çok sıkılıyor. Ha, benim de. Saat. Bunu babana götür. Kim yolladı diyeyim? Sen zarfı götür, baban anlar. Tamam. Aç bakalım ne varmış içinde. Açamam babama. Gizli bir şey olabilir. Ne mesela? Kağıt olabilir. Hadi bu saat gidiyoruz.
Siz ne yapıyorsunuz Aslan Bey? İşim. Doğru. Büyük oynamaya çalışıyorsun ha? Artık bu operasyonla Aslan Bey müsteşarlığa aday olacak demektir. Ne de olsa hükümet müsteşarı değiştirmek istiyor. Hele bir de kurumun iki numaralı adamını casusluk yapıyor diye yakaladın mı? Bütün hesaplar tamam. Öyle mi? İçimi acıtıyorsun. Bu bin yıllık devlet sizin gibi düşünce kısırı adamları nasıl o koltukta oturtuyor? Sizin vatan, millet, bayrak, bağımsızlık, onur gibi tüm ahlaki değerleri yıllar önce toprağa gömdüğünüz anlaşılıyor. Ama herkes sizin gibi değil. Bırak bu boş lafları aslan. Bağımsızlıkmış. Ne bağımsızlığı kardeşim? 50 yıldır CIA ile içli dışlı olan kim? Ben miyim? Yıllarca istihbaratçıların maaşlarını kim ödedi? Teçhizatlarını kim verdi? Bağımsızlıkmış. Hadi canım sen de. Sizin beni dinlettiğiniz aletler bile onların hediyesi. Bana CIA ile ilgili ne soracaksın? Ben istihbaratçıyım. Bütün istihbarat servisleriyle görüşürüm, konuşurum, bilgi alışverişinde bulunurum. Ne yani? Bilgi alışverişinde bulunabilirsin ama bilgi satamazsın. Diyelim ki sattın, adını bilgi koyup vatanı satamazsın. Bu dakikadan itibaren ben soracağım, sen anlatacaksın. Senin yaklaşımın benim sana davranışımı belirleyecek. İyiysen iyi, kötüysen kötü. Şimdi cevap ver. Kahve ister misin? Lütfen. Buyurun efendim. Sağ ol. Amerikalılar sizinle görüşmek istiyor. Benim için nereli olduğu önemli değil. Ne kadar olduğu önemli. Gelsinler bakalım. Ne kadar yüzlerine gözlerine bulaştırmışlar görelim bakalım. Görüşmenin kaydedilmesini ister misiniz? Kim tarafından? Görüşmelerimizi takip eden biri mi var? Her zaman birileri vardır. Ama bu sefer durum farklı. Nasıl? İşte benim bilmediğim de bu. Şimdilik. Kolay gelsin. Sağ olun. Oo, benim güzellerim ders mi çalışıyormuş? Neredeydin anne? Dışarıda. Anne hiçbir şey anlamıyor. Ne anlamıyormuşsun bakayım sen? Birlikte çözeriz şimdi, tamam mı? Matematiği sevmiyorum. Bu zarf ne Pusat? Babamın. Babana mektup mu yazdın sen? Ben yazmadım. İki adam okula getirdi. Babam vermeyi mi söyledi? Ağaç galiba. Hanife Hanım. Hanife Hanım. Buyur abla. Ben bir saate kadar gelirim. Tamam abla. Kimseye kapıyı açmayın. Olur. Tamam mı? Anne yine ne oldu? Bir şey yok. Hadi siz ödevlerinizi yapın. Kim bilir yine ne yaptı? Ben bir şey yapmadım. Her ne kadar karımdan memnun olsam da evlendiğime pişmanım. Niyeymiş o? Başına gelmeyen bilmez. Ama çocuk dedin mi işte o zaman akan sular durur. Bin kere dünyaya geleyim, bin kere evlenip çocuk sahibi olurum. Çocukları ben de çok severim. Nerede seviyorsun avukat hanım? Yuvaya, parka gidip bir yerde mi seviyorsun? Nerede karşıma çıkarlarsa orada seviyorum. Ha. Düşünmüyor musunuz evlenmeyi? Sen gece gündüz düşünüyorsun da ne oluyor? He? Düşünmeyeli mi oluyor kızım? Kısmet işi. He? Çakır. Ne var? Odanda bir sürü kadın, mafya babasından çok telli babaya döndün. Ben her türlü babalıktan memnunum kardeşim. He? Konuşabilir miyiz? Oo gülüm. Ben de senden bahsediyordum. Hoş geldin. Hayırdır? Bir sorun var. Nedir? Pusat okuldan çıkarken iki kişi yanına gelip bunu vermiş. Hmm.
Kara günler bizi bekliyor. Kim göndermiş olabilir? İadeli taahhütlü. İadeyi taahhüte gidelim. Çocuklar nerede? Evdeler. Sen yanlarına dön. Derya, sen de avukat hanımla ilgilen. Çocukların başına diktiğim armutları da dönünce ezeceğim. Bırakın Ziya evlen. Bana Mehmet Karahanlı ile olan ilişkinizi anlatın. Hiçbir ilişkim yok. Basit bir yemek. Doğrusu bir istihbaratçının Türkiye'nin en önemli iş adamlarından biri olan Mehmet Karahanlı ile yan yana gelmesinin altında ne aradığınızı anlayamadım. Aslan Bey, bildiğiniz gibi ben bir istihbaratçıyım. Herkesle görüşürüm. Pekala. Mehmet Karahanlı'nın oğlunuzun Amerika'daki üniversitesinin taksitlerini yatırmasına ne diyeceksiniz? Öyle ya. Londra'daki bankadan New York'taki bankaya para transferi kimsenin dikkatini çekmez. Üstelik sizin gibi istihbaratın iki numaralı adamının oğlunun hesabını incelemek kimsenin aklına gelmez. Öyle değil mi? Ya da biri incelemeye kalksa sizin hemen haberiniz olur. Ne istiyorsunuz? Mehmet Karahanlı ile ilişkiniz nedir? Bakın Aslan Bey, devlet politikaları şahısların üstündedir. Mehmet Karahanlı bugün Irak'ta direkt olarak ihale alacak tek Türk iş adamıdır. Dünyanın her yerinde de Amerikan ihaleleri önce Amerikan istihbarat teşkilatlarının onayından geçer. Birçok kez Karahanlı ile CIA yetkililerini bir araya getirmişizdir. Bu da Türkiye çıkarlarına uygundur. Sizin bu verimli temaslarınız sayesinde mi Amerikan Büyükelçisi Türklerin Irak'ta ihale alma yolu Kürtlerle iyi geçinmeden geçer dedi? Bu mu ülke menfaati? Hem memleketi kimin maşası olduğu belli olmayan Karahanlı gibilere satıyorsunuz, hem de bunu vatan aşkı için mi yapıyorsunuz? Bu bağlantılarda başka kimler var? Ne biliyorsanız anlatın. Bir kez olsun vatana hizmet edin. Anlatacağım Aslan Bey. Her şeyi anlatacağım. Zannettiğiniz gibi satılık bir adam değilim. Bizde gizli kalması gerekenleri yeri geldiğinde saklamayı da bildik, merak etmeyin. Ne gibi? Mafyayı çökertmek için içine adam sızdırdığımızı biliyorum. Aslan Bey, bunu kimse bilmiyor. Ancak ben bir kalp hastasıyım. İlaçlarım da yanımda yok. Temin etmenizi rica ediyorum. Edilecektir. Neymiş bu mafyanın içindeki adam meselesi? Anlatın. Sizin kadar ayrıntılı bilmiyorum. Ama bildiğim kadarını müsaade edin, yarın anlatayım. Bugün çok yoruldum. Peki. Size müsaade ediyorum. Sabaha kadar vaktiniz var. Dinlenin ve iyi düşünün. Teşekkür ederim. KGT hataların telafi edildiği yerdir Ufuk Bey. Biliyorum. Burada olduğumdan kurumumun ve ailemin haberi var mı? Kurumunuzun haberi yok. Ailenize ise henüz bilgi verilmedi. Peki. Testere bu alemdeki en gaddar adamdır. Bir tek adama boyun eğer, kılıca. Onun haricinde hiç kimseyi tanımaz, hiç kimseye acımaz. Lakabı niye testere? Anasını testereyle kesmiştir çünkü. Namını böyle salmıştır. Anasını kesen herkesi keser. Marangoz çırağıymış vakti zamanında. 15'inde ya var ya yok.
Yetim. Bir gün eve döndüğünde ustasıyla annesini yatakta basmış. Onlar da üstlerini giyene kadar bu testereyi kaptığı gibi kıtır kıtır doğramış anasıyla ustasını. Anasını ustasını kesmesine şaşmadım da böyle bir psikopatın bu raconu kesmesine şaşırdım. Niye? Hitler Almanya'sında Gestapo'nun cinayet işaretidir bu boş kağıt bırakma usulü. Gestapo cinayet mahalline kağıt bırakırmış ki polis soruşturma yapmadan dosyayı kapasın. Psikopat her yerde psikopat Can Polat. Kafayı yiyeceğim. Bizim testereyle ne işimiz olur? Ben onun nerede ayağına bastım ki geldi soyunu kuruturum dedi. Öğreneceğiz. Benim düşündüğümse vereceğimiz cevap. Ne cevabı? Biz yanlış yapmadık diye açıklama yapacağız. Bağlılıklarımızı bildireceğiz. Racona racon yapmamız lazım. Bağlılık, biat, itaat etmek. Bu zor fiili gerçekleştirmenin en şaşalı yolu dervişin mürşidine sunduğu bir zarftır. Zarfın içinde ne varmış baba? Boş bir kağıt, bir kalem, bir de silgi. Ne demek bu? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bana öğret mi demek? Kağıt ömür demek. Kalemle silgi ise benim hayatımı sen yazarsın, sen silersin demek. Ben hiçim. Azametin karşısında acziyetimin bilincindeyim. Sen ne yazarsan güzel, sen neyi silersen güzel demek. İstediğin gibi yaşat, istediğin gibi öldür demek. Eh be, ne racon be kardeşim. Oğlum, bu racon 3 kıtayı fethetti. Ne diyorsun sen be? Sizin tabirinizde bu racon sadece toprakları değil, gönülleri fethetti. Asıl olan da budur. Bir tek gönüllere yazılan iz silinmez. Ben bir kırtasiye yakıp geliyorum. Ömer Baba'ya bağlılıklarımı bildireceğim. Ne gülüyorsun Can Polat? Raconu buldum. Neymiş? Bir kırtasiye bulalım görürsün. Hı? Beyefendi siz ne arzu edersiniz? Sonra söylerim. Nasıl yakalanırsınız? Ben nasıl yakalandığımıza değil, bizi yakalayanların cüretine şaşıyorum. 50 yıldır bu ülkenin içindesiniz. Hala işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenemediniz mi? Her şeyin yukarıdan bağlandığına inanıyorlar da ondan. Sizin rahatlığınıza anlam verebilmiş değilim. Bu operasyon ilişkilerimize zarar verecektir. Hiçbir şey olmaz. Biz Türkiye'de de Amerika'da da işlerin nasıl döndüğünü iyi biliriz. Eğer Ufuk Bey aramızdaki ilişkiyi açıklarsa sizin için de bizim için de büyük sorunlar çıkacaktır. Hiçbir şey açıklamaz. Bundan nasıl emin olabilirsiniz? Ben çalıştığım adamları her şeyle tanırım. Her duruma karşı, her ihtimali hesap ederim. Ne zaman sınır dışı ediliyorsunuz? Kısa zaman içinde. Sıkmayın canınızı. Yeni görev yeriniz Türkiye'ye uzak olmayacaktır. O kadar emek boşa gitti. Köstebek hala meçhul. Karşımızdaki adam hesapladığımızdan daha güçlü. Daha akıllı demek daha doğru. Aklı da şu. Düşmanının taktiğiyle düşmanıyla savaşıyor. Çakır Bey ve Polat Bey geldi.
Bu ne demek? Kaderimizi siz yazarsınız. Siz silersiniz. Siz belirlersiniz. Nasıl isterseniz. Eğer bunun dışında bir cevap vermiş olsaydın, seni de sülalende öldürürdüm Çakır. Ama yaklaşımın hoşuma gitti. Yaptığın saygısızlıkların uzağında bir saygı gösterdi. Ben size ne zaman saygısızlık yaptım? Her fırsatta. Üç cinayetin dışında öldürdüğün hangi adamı benim iznimle ve bilgim dahilinde öldürdün? Daha önce de söyledim. Şevko'yu ben öldürmedim. O zaman elinden kaçırmışsındır ki bu daha da kötü. Hastaneye geçmiş olsun ama gittiniz. Konuşturmaya gittik. Bu alem kimsenin kimseyi konuşturduğu alem değildir. Herkesin birbirini susturduğu alemdir. Bu aleme göre hareket etmediniz. Bunun cezası da eğer yaşamak istiyorsanız tasınızı tarağınızı toplayıp defolun gidin İstanbul'dan. Abidin şehir dışında bir yerlere doğru gidiyor. Büyük ihtimalle çocuğu sakladıkları yere. Operasyonu ben yapayım mı, siz gelecek misiniz? Bizi bekleyin. Peki abi. Büyük ihtimalle çocuğun yerini bulmuşlar. Ne? Bizzat gidelim. Neredeymiş? Biraz stres atarız. Gidip göreceğiz avukat hanım. Dur stres yapma, zaten fazlası var. Neredeymiş söylesene. Ben de geliyorum. Nereye? Geçen sefer beni de götüreceğini söyledin. Bu sefer akıl hastanesine gitmiyoruz tatlım. Söz götüreceğim. Can Polat, silahın geldi. Bizim kaderimizi yazan da bu, silen de bu. Sağlıkla kullan. Dostum dostumdur, düşmanın düşmanım. Ne bakıyorsun avukat hanım? Helalleşmiyoruz, hediyeleşiyoruz. Bir gün bana bir hediye verecek olursanız çiçek tercihimdir. Papatya. Nereden biliyorsun diye sormayacağım. Bütün kadınlar sever. Öğrendim bu işi. Siz de adam kurtarmaya mı gidiyorsunuz? Pikniğe mi, belli değil. Ne var kızım? İlk defa mı gidiyoruz? Ben stresi piknikte yapıyorum zaten. Mangaldı, kömürdü, et yandı, köz yandı. Aha! Nereden çıktı bu Elif? Hemşire hanım, oksijeni kesin. Fazlası zararlı olur. Bir de dekstroz takın. Tamam doktor bey. Sağ ol evladım. Thank you.
Orhan! Buyur abi. Sustur şu kızı Orhan. Abi Abidin gitti. İçeride 3 kişi var, bir de çocuk. Adamları dışarı çekelim, Eren'i alalım. İçeri girelim, adamları vuralım, Eren'i alalım. Bu iş böyle olmak zorunda mı? İstersen polisi arayalım avukat hanım. İçeri giremesinler, adamları vuramasınlar, Eren ölsün. Polis duymasın. Şurada biz bize konuşuyoruz Can Polat. Sen arabada bekle Elif. Ya... İyi misin Eren? İyiyim. Ne yaptın ya? Kusura bakma kardeş, biraz adaletsiz oldu ama. Ya sinirim çok bozuk ya. Canın sağ olsun abi, vurmuş kadar olduk. Eyvallah Memat, eyvallah. Eren! Eren! Ablacığım. İyi misin? İyiyim. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ben biliyorum. Avukatım olur musun? Ha, süper fikir. Burada biraz daha konuşursak iyi bir avukata ihtiyacımız olacak. Evet. Hadi gidelim. Toparlarsanız devam etmemiz gerekiyor. Ufuk Bey,